Canım. Hoş geldin. Nedir mesai vakti, benimle konuşmak istediğin bu mühim mesele? Seni dinliyorum. Burası çok güzel. Seviyorum burayı. Kahve içmek istedim. Kahve içecek vaktim yok. Kahve içmeyeceğim. Seni dinliyorum. Tamam. O gün bence beni çok yanlış anladın. Yani belki ben de kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Ama hiç zaman da ayırmadım beni dinlemek için. Hayır, ben seni ilk defa doğru anladım o gün. Ben çok uzun zamandır yüzleşmekten kaçtığım bir gerçeği gördüm sadece. Ben hep senin benim saadetim için de uğraştığını düşündüm, biliyor musun? Ben buna inandım. Ama sen sadece kendi menfaatini düşünüyorsun. Bu nasıl bir yıkım? Bu nasıl bir hayal kırıklığı? Senin bundan haberin var mı? Bak Müjgan, tekrar söylüyorum. Yanlış şeyler çıkmış olabilir ağzımdan ama göründüğü gibi değil, bunu sen çok iyi biliyorsun. Sen halanı tanıyorsun ama. Göründüğü gibi. İşin acı kısmı bu zaten. Aynen göründüğü gibi. Her şey senden ibaret bu hayatta. Ve tüm bunları yaparken sanki ben seni aç bırakacakmışım gibi. Sanki ben seni kendimden ayırmışım gibi davrandım bir de. Bak Müjgan, sizin hakkınız olan parayı havada uçuşurken gördüğümde delirdim. Anlıyor musun? Sebep bu, delirdim. O zaman ağzımdan bir sürü yanlış şey çıkmış olabilir. Ama bu sizin hakkınız olan bir para. Anlıyor musun beni? Hala sizin hakkınız olan para diyorsun. Hala para derdin. Ben Yılmaz'a hakkımı helal ettim. Benim tek bir üzüldüğüm şey vardı, biliyor musun? Bir tek şey. Yılmaz'ın benim çocuğumu, kendi çocuğumu düşünmemiş oluşu. Öyle değilmiş zaten. Benim kocam zaten benim çocuğumun istikbalini garanti altına almış. Bitti olay. Ben o gün ben derken biz demek istedim. İnan bana. Kerem, Ali, sen, ben, hepimizin geleceği için. Bundan bahsettim sana. Müjgan, Ali Rahmet'in eline bakmanı istemiyorum. O adamın eline bakmanı istemiyorum kesinlikle. Ali Rahmet dediğin insan benim babam. Ne kadar çirkin, ne biçim kelimeler kullanıyorsun sen, eline bakmak falan. Yılmaz ölmüş olsa da Ali Rahmet Fekeli benim babam. Bu adama baba deyip durma. Yakında öldüğü zaman ne yapacaksın? Allah gecinden versin, tamam mı? Allah korusun. Eğer ona bir şey olursa ben kendi başımın çaresine bakarım, sen merak etme. Benim mesleğim var elimde. Ben çalışıyorum. Ben eşek gibi çalıştım hayatım boyunca. Bundan sonra da çalışırım. Bana bir şey olmaz. Sokakta kalmam, aç kalmam, açıkta kalmam. Seni de bırakmazdım. Ama bunlar sana yetmedi. Bu sana yetmedi çünkü senin derdin bu değil. Sen o sefa dolu, o şatafat dolu hayatın peşindesin. Ve işin acı tarafı, bunun peşinde koşarken sen benim sırtımdan bu hayata ulaşmak istedin. Beni menfaatin için kullandın. Çok ayıp ediyorsun. Yılmaz'ın en büyük hatası neydi biliyor musun? Müjgan'a değer vermedi. Yok, o değil. Müjgan'la onu sevdiğinden tam emin olmadan evlendi. Zaman içinde nasılsa severim diye başladığı iş felaketle bitti. İkisi de çok büyük acılar çekti. Müjgan hak ettiğinden çok daha fazla acı çekti. Şimdi sana son söz. Bak, bu konu çok hassas. Müjgan da çok hassas bir kız. Ömrümün sonuna kadar Allah bana sevdamı başımın üstünde taşımayı nasip etsin demiyorsan, bunları yüreğinin en derininden söyleyemiyorsan, Müjgan'dan uzak duracaksın. O zaman Müjgan'dan uzak dur, beni de Müjgan'ı da kahretme. Ne kaldı benim elime, söyler misin? Senin dediklerini yapınca ne oldu, bana söyler misin? Cevap verir misin? Ben vereyim sana cevap. Benim yuvam dağıldı. Benim çocuğum babasız kaldı. Ben kocamı toprağa verdim. Ne kadar güzel konuştun. Yani bütün bu hikayede her şeyin suçlusu benim. Öyle mi? Babam çok haklı, biliyor musun? Her zaman haklı, her söylediğinde haklı. Ben zayıf bir insanım.
Ben sevdiklerime karşı çok zayıf bir insanım hem de. Hala her şeye rağmen, bütün bu olanlara rağmen hala senin için üzülüyorum çünkü. Üzülme benim için sen. Evet, zayıfsın. Tekrar söylüyorum, bu hikayenin en başına döneceksin. Ben buraya yalnızca senin için geldim. Yanlışlar yapmış olabilirim, aynı senin de yaptığın gibi. Ama bazı şeyleri iyi niyetle yaptım. Senin için yaptım. Aynı şeyler ya. Aynı konuları baştan bir daha konuşmamıza gerçekten hiç gerek yok. Hiçbir hükmü yok çünkü benim için. Tamam. O yüzden sana şu kadarını söyleyeceğim. Bundan sonra ben senin hiçbir şekilde maddi olarak mağdur olmaman için elimden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağım. Neticede halamsın. İstemiyorum ben senden bir şey. Kimseyi. Yok. Maddi olarak hiçbir zorluk çektirmeyeceğim sana. Çok teşekkür ederim ama benim sana hiç ihtiyacım yok. Açıkçası bütün bu konuşmalardan sonra sana muhtaç olacağımı... ...ölürüm daha iyiymişken. Ay başında gidiyorum zaten. Ailemi bekleyeceğim, 3 aylığımı. Ay başını beklemesen daha iyi olur bence. Ben dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Seni orada parasız bırakmayacağım. Elbette o... ...hep peşinden koştuğun... ...o ihtişamlı, o şatafatlı, o eski hayatını sana belki sunamam ama... En azından hiç kimseye muhtaç etmeyeceğim seni. Aydana'ya destek olmaya da devam edeceğim. Sana tekrar söylüyorum, hiç kimseye muhtaç değilim. Özellikle o Ali Rahmet'e hiç değilim. Çünkü o parayı ondan alacağını o kadar iyi biliyorum ki. Ali Rahmet'ten alacağım paranın mı? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır, geçmiyorum. Bu kadar sebep olduğun şeyden sonra sen benim babamın karşısına geçip senin için para isteyebileceğimi falan mı düşünüyorsun? Öyle bir şey olmayacak tabii ki de. Babamdan para istemeyeceğim. İyi edersin. Para yarın hazır olur. Bir tren bileti de alacağım sana. İstanbul'da henüz bir ev olmadığı için elbette bir müddet otelde idare etmen icap edebilir. Ama dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu kadar sanırım söyleyeceklerim. Artık kalkmam lazım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.